Leyla Erhan sıradaki yarışmacımız. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Ya nasılsınız, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim efendim. Rahatsınız herhalde. Çok rahat olduğumu söyleyeyim. Öyle mi? Heyecan yüzünden mi? Tabii. Tanıyalım biraz sizi. Leyla Hanım, Leyla mı Cevda mı ne diyeceğiz? Leyla efendim. Leyla Hanım, buyurun. Leyla. Emekli öğretmenim. İki defa emekli oldum. Haydarpaşa Teknik Okullar ve Özel Alman Lisesi'nden. İki oğlum var. Bir kere oldunuz, sonra tekrar öğretmenliğe devam ettiniz emeklilikten sonra. Evet, emeklilikten sonra. Şimdi 25 yıl devlette çalıştım. Şimdi niye devam etmiyorsunuz? Yaş haddinden devam edemiyorum. Özel okullarda da mı öyle? Tabii. Yani şöyle halinize bakınca, yani en öğretmen olacak haliniz, yani şu anda gördüğüm, şahane olurmuş öğretmenliğe devam etmiş olsaydınız. Sağ olun. Ben de mesleğimi çok sevdim. Devam etmek isterdim. Ama yaş haddinden emekli oldum. Bence öğretmenin yaş haddi olmamalı. Haklısınız. İlmin yaşı mı olur yani? Öğretmenliğin de yaşı bilmiyorum. Mı olur? Bilmiyorum. Takdir. Evet, takdir. Takdir deyip geçelim mi? Yoksa olmaz mı diyelim yani? Aslında olmaz bunu. Yani kişiyle çok... Şimdi gençlere yer açılsın, evet onu da anlıyorum. Tabii. Yani bir yarım öyle bizim gibi aşırı nüfus artışı olan evet. Bir ülkede. Ama öğretmenlik de kolay bir meslek değil. Değil. Bilgi tecrübe ve deneyim mesleği. Deneyim. Kolay olunmuyor. Kiminle geldiniz? Ablamla geldim. Kendisi bundan 45 gün önce eşini kaybetti ama bugün kırmadı beni. Benimle geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi hoş geldiniz. Önce başınız sağ olsun. Efendim çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür tabii. Teşekkür ederim. Yani. Sağ olun efendim. Acılı birine de yani hemen daha acı tazeyken bu olmaz ama. Yani bizim de kültürümüz sağlık olsun. Sen sağ ol. Sağ olun. İşte giden Allah rahmet eylesin. Kalanlara Allah uzun ömür versin amin. Denir ya. Amin. Tanıyalım siz de mi efendim, öğretmendiniz? Siz... Selva Şentürk. Evet. Ben de Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nde ilk mezunuyum ve uzun yıllar öğretim üyeliği yaptım. Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk hemşirelik müdürlüğünü kurdum ve bir 10 yıl kaldım. Sonra emekli oldum, dinleneyim dedim ama şu anda Arel Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine devam güzel, ediyorum. Siz çalışıyorsunuz yani Leyla Hanım gibi değil. Peki. Üniversitelerde yaş haddi olmuyor biliyorsunuz özel üniversitelerde. Vakıf Üniversitesi'nde mi? Vakıf Üniversitesi evet. Peki efendim yarışmaya başlıyoruz. Tamam. Seyrettiğiniz bir program mı? Arada sırada da olsa bizim program. Kenan Bey seyrediyorum ama çok geç veriyorlar. Hani bu bilgi kültür yarışmalarının ben daha erken verilmesinden yanayım. İnsanımıza katkısı olur. Bunu da efendim sorumlara havale edelim. Bu eğitim yani ben burayı da duyurmak istedim. Evet. Şartları bildiğinizi farz biliyorum. Ediyoruz mu? Söyleyeyim biliyorum. Mi şartları efendim? Yok hayır. Peki. Biliyorum. İlk soru geliyor. Gelsin bakalım. Beklenmedik bir yerde tanıdık biriyle karşılaşıldığında söylenen şaşkınlık sözü hangisidir? A. Hayırdır inşallah. B. Gözümle görsem inanmam. C. Dünya ne küçük. D. Allah korusun. Süre bitiyor. Peki. Ben C şıkkı, dünya ne küçük diyorum, son kararım. Hocam ikinci soru geliyor, o da 15 saniye. Peki. Şöyle soru. Gözünüzde tüten birine karşı hangi duyguyu hissediyorsunuz demektir? A. Kıskançlık, B. Pişmanlık, C. Gurur, D. Özlem. D. Özlem. Son kararı. Müzik
Evet, ilk barajı geçtiniz. 1000 lira kazandınız. Güle güle kullanın. Üçüncü soru. Buyurun. Nikah memuru kimden aldığı yetkiyle çiftleri karı koca ilan eder? A. Belediye başkanı. B. Kaymakam. C. Vali. D. Muhtar. A. Belediye başkanı. Son kararı. Dördüncü soru sesli olarak geliyor. Dinliyoruz önce. Dinledik. Dinlemeye de devam edeceğiz. Dinlediğiniz ses hangisine aittir? A. Ankesorlu telefon. B. ATM. C. Yazar kasa. D. Daktilo. Seyirciye sormak istiyorum. Peki, sevgili seyircilerimiz, dinlediğiniz ses hangisine aittir? A. Ankesorlu telefon. B. ATM. C. Yazar kasa. D. Daktilo. Süre 10 saniye. Yazar kasa seyircilerimizin çok çok büyük bir çoğunluğu. %96'sı yazar kasa demiş. Buyurun, işliyor süreniz. C. Yazar kasa. Seyirciye güveniyorum. Son kararım. Devam ediyoruz 5. soruyla. Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir? A. Ocak, Temmuz. B. Aralık, Haziran. C. Şubat, Ağustos. D. Mart, Eylül. A. Ocak, Temmuz. Son kararı. Ocak ayı ilk taksit ödeniyor değil mi? Temmuz'da evet, da ikinci taksit. Temmuz ikinci. Ocak ayında olduğumuza göre ilk taksiti ödemek lazım. Benim arabam yok. Öyle mi? Olanlar düşünsün. Ama bildiğiniz soruyu. Tabii. Bir malumatınız var demek ki. Bir yerlerden öğrenmişsiniz. Tabii. Altıncı soru. Tiftik yünü hangi hayvandan elde edilir? A. Deve. B. At. C. Tavşan. D. Keçi. D. Keçi. Son kararım. Umduğunuz gibi gidiyor mu yarışma hocam? Hiçbir fikrim yok. Bilemiyorum. Ben söyleyeyim o zaman. İyi gidiyor yarışma. İnşallah. 7. soruya geldiniz, baraj sorusuna. Bu soruya doğru cevap verirseniz 15 bin lira kazanacaksınız. İnşallah. Ve de bir joker daha kazanacaksınız. Soru şöyle, 7. soru. Peki. Donatello, Rodin, Michelangelo hangi alanda eserleri olan sanatçılardır? A. Heykel. B. Sinema. C. Edebiyat. D. Müzik. A. Heykel. Son kararım. Evet, tebrikler. 15 bin lira kazandınız. Yanıtıra bir de joker kazandınız. Sağ olun. Çift cevap jokeri. Herhalde aklınızda yani gideceğim de şu kadar para kazanacağım falan diye bir şey yoktu. Vallahi hiçbir fikrim yok. Şuraya kadar geldim. Mutluyum. İnşallah arttırırım. Özür dilerim. Emeklisiniz. Para ihtiyacınız var mı? Sen çocukları olur da olmaz olur mu? Kaç çocuğunuz var efendim? 2 oğlum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Okuyorlar mı onlar? Hayır, torunlarım da var. Oo, maşallah, maşallah. Eşiniz yaşıyor mu? Yok, vefat etti. Allah rahmet eylesin. 9 sene oluyor. Peki efendim.
Allah rahmet eylesin. Sizlere, torunlarına sağlıklı ömürler versin. Cümlemize. Cümlemize. Devam ediyoruz efendim. 30 bin lira değerindeki 8. soruyla. Heba etmek sözünde geçen ve Arapçadan dilimize geçen hebanın kelime kökeninin anlamı nedir? A. Pas. B. Toz. C. Kor. D. Buhar. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefondaki jokerleri tanıyoruz. Evren Saydam, oğlum. Önce bir görelim efendim fotoğraflarıyla. Eylem Evren Saydam, Bilge Savaş Yılmaz ve Semra Tülin Aybars. Evren Saydam'ı arıyoruz. Yok, Semra Tülin Aybars'ı arıyoruz. Arıyoruz efendim. Lütfen. Biraz da bilgi istiyoruz lütfen. Semra Emekli Edebiyat Öğretmeni, aynı okulda. Lütfen. Biraz da bilgi istiyoruz lütfen. Semra Emekli Edebiyat Öğretmeni, aynı okulda çalıştık. Bilgisine güvendiğim bir arkadaşım. Sizin hiçbir fikriniz yok mu? Benim fikrim var. Ama heba etmek, yok etmek anlamında. Bana burada yok olmak anlamında buhar geliyor aklıma. Ama Arapça kök olarak hebanın anlamını bilemiyorum. Çalıyor efendim. Evet. Semra Tülün Aybars Hanımefendi telefonu. Evet efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Saygılar efendim, sizin iyi olduğunuzu Estağfurullah düşünüyorum. Estağfurullah efendim. Buyurun efendim, sorunuzu alayım. Efendim, Leyla Hanım, Leyla Erhan Hanım bir soru soracak size, biliyorsunuz. Siz de sorunun doğru cevabını biliyorsanız eğer 30 saniye içinde vereceksiniz. Böylece Leyla Hanım sizin sayede 30 bin lira kazanacak ve yarışmaya da devam edecek. Hazır mısınız efendim? Buyurun, elimden geldiği kadar. Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkürler. Tülin'cim iyi akşamlar. Heba etmek sözünde geçen ve Arapçadan dilimize geçen hebanın kelime kökeninin anlamı nedir? Hebanın kelimesinin heba etmek sözündeki hebanın Türkçedeki karşılığı. Evet. A. Pas. B. A. Toz. C. Kor. D. Buhar. Bir dakika, bir daha söyler misiniz? A. Pas. A. B. Toz. C. Kor. D. Buhar. İyi anlayamadım. Evet. A. A. Pas. Süre geçti, evet. Biraz garanti almak istedim. Ben yanlış iki cevap seçeneği çıksın. Hayır, yok başka. Evet, %50 jokerini kullanıyorsunuz. %50 jokerini kullanmış. Peki efendim. Çıkıyor o yanlış iki cevap seçeneği. Yani heba çok. Buhar da gitti, pas da gitti hocam. Pas da gitti. Heba etti. Yazık oldu anlamında kullanılıyor ama. Ne yakın geliyor şimdi size? Vallahi şimdi bana toz daha yakın geliyor. Kor hiç değilse bir cisimdir, kalır. B. Toz diyorum. Çift cevap jokeriniz de var ama. Bu arada garanti ediyorsunuz 30 bin lirayı eğer kullanırsanız. Ama eminseniz toz. Ben B. Toz diyorum. Son kararınız mı? Son karar. $30,000. Evet. Şimdi 60 bin liralık soru var. 9. soru. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir cerrahın adının baş harflerini ameliyat ettiği hastasının hangi organına yazdığı ortaya çıkarılmıştır? A. Böbrek. B. Kalp. C. Mide. D. Karaciğer. Bir şey mi? Yanlış. Ha, iki tane şey hakkım vardı zannediyorum. Var ama eğer bu jokeri yok, kullanmak bilmiyorum. İsterseniz. Evet. Hastaymış herhalde. Yani. Ne diyebilirim? Niye yazmış olabilir? Böbrek, kalp, mide. Kendi adının baş harflerini yazıyor. Evet. Yani İngiltere'deki bir cerrahın adının baş harflerini ameliyat hastasının yazdısın. Hangi organına yazdığı hani böyle çıkarılmış. Ressamlar resimlerine imzalarını atarlar gibi şimdi. Yani. Bir şahane ameliyat yaptım. Orası öyle de. Tövbe estağfurullah. Şimdi düşünüyorum.
Bu sonra nasıl ortaya çıktı? Hangisine yazılabilir? Şimdi böbrekte ve karaciğeri düşünüyorum. Kanama olabilir. Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum. Hiç. Ben çift joker hakkımı da kullanmayacağım. Çekilecek misiniz? Çekileceğim. Emin misiniz hocam? Eminim. Son kararınız. Son kararım. Peki. Neymiş? Şimdi öğreneceğiz. Siz ne derdiniz, deseydiniz? Valla bana en uygun okunabilir gibi olması bakımından da mide geliyor ama yanlış olabilir tabii. Mide. Mide diye düşünüyorum ama yanlış olabilir tabii. Karaciğer. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim efendim. Size 30 bin lirayla uğurluyoruz. Sağ olun. Mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun.